Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Antalya yoğun göç aldı. Hal böyle olunca da kiralar katlandı. Turizmciler otellerde kalan Rus ve Ukraynalılara verilen faturaların kira kontratı sayılmasını istiyor. Bunun kira artışlarına çözüm olabileceğini düşünüyorlar. Otellerde konaklayan misafirlerin alacak oldukları fatura ve konaklama belgesi bu kira kontratlarının yerine geçebilir. Böylelikle boş duran tesisler, hatta kapalı duran tesisler tekrar açılabilir. Fatura ve konaklama belgesi kira kontratı yerine geçsin, kiralar düşsün. Öneri Antalyalı turizmcilerden geldi. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Antalya en çok göç alan kentlerden biri oldu. Özellikle Ukraynalıların akın ettiği kentte kiralar her geçen gün arttı. Ukraynalılar göç idaresinden oturma belgesi alabilmek için yüksek kiralara razı oldu. İstiyorlar ki burada banka hesabı açsınlar, kamu hizmetlerinden yararlansınlar ya da çocukları varsa eğitim hizmeti alsınlar. Bunları almak için göç idaresinden bir belge alması lazım. Geçici konaklama belgesi. Bu kimliği alırken olmazsa olmazı bu kişilerin bir kira kontratı isteniyor. Turizmciler hem kapalı duran otellerin iş yapabilmesi hem de kiraların düşmesi için çözüm önerisinde bulundu. Otelde kalacak ya da apart otelde kalacak olan misafirlere biz fatura kesmeliyiz. Bu faturalar konaklama belgesiyle beraber ibraz edildiğinde bu kira kontratlarının yerine geçebilir. Böylelikle bu talebi düşürebiliriz. Arz talep dengesini eşitleyebiliriz. Eski düzene dönebiliriz ve Antalya'daki bu astronomik kira artışlarının önüne geçebiliriz.